Merhaba arkadaşlar. Yeni bir sohbet videosu ile tekrar bir aradayız. Bugün inşallah akletmenin dinimizdeki önemine değineceğiz. Bildiğiniz gibi Allah insanı özgür iradeye sahip bir varlık olarak yaratmış ve kararlarını sağlıklı verip doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edebilmesi için kendisine akıl ve vicdan vermiştir. Eylemlerini bilinçli gerçekleştiren insan da hiç şüphesiz yaptıklarından sorguya çekilecektir. Bu durumda bizim bir imtihan sürecinde olduğumuzu hep hatırlamamızda büyük bir fayda vardır. İmtihan sürecinde en büyük yardımcımız ise aklımız ve vicdanımızdır. Kur'an-ı Kerim de bu konuya birçok ayetinde dikkat çeker ve aklını kullanmayanları, bilinçsiz davrananları eleştirir. Aklını kullanmayan insanların kaybetmeye ve hüsrana uğramaya mahkum olduğunu dile getirir. Bize söylenenleri, farklı felsefe ve görüşleri, farklı hocaların, dini liderlerin iddialarını aklımız ve vicdanımız yardımıyla muhakeme edip doğru mu, yanlış mı olduğunu ayırt etmeliyiz. Körü körüne birilerine bağlanmak ve birilerinin peşinden gitmek bizi yalnızca kayba ve hüsrana götürür. Yaptığımız eylemleri ve ibadetleri anlayarak ve sorumluluğunu üstlenerek gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Gelin konuyla ilgili bazı ayetleri birlikte inceleyelim. Enfal suresi 22. ayette şöyle buyurulmaktadır. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Görüldüğü gibi Allah katında değerli ve iyi olabilmemiz için düşünmemiz ve akletmemiz gerekiyor. Duyduklarımızı algılayıp, değerlendirerek, analiz ettikten sonra güzel ve doğru ifadeler dile getirmemiz bekleniyor. Yoksa manen sağır ve dilsizler haline geliyoruz. Bakara suresi 170 ve 171. ayetlerde ise şöyle buyurulmakta. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, geleneğe uyarız derler. Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler. O kafirlerin hali sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyerek haykıranın haline benzer. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akıl da etmezler. Bu ayetlerde de körü körüne bir akıma, ideolojiye bağlanmak eleştirilmekte. Diğer bir podcastimizde de belirttiğimiz gibi delile göre bilinçli hareket etmek dinimizde çok önemsenen bir yaklaşım. Müslüman olanın da olmayanın da inancının kapsamını, mantığını, gerekçelerini anlaması, bunları özümsemesi ve eylemlerini, ibadetlerini bilinçli ve tam sorumluluk alarak yerine getirmesi gerekmektedir. Yoksa bir şeyleri taklit etmek, körü körüne bir geleneğin peşinden sorgulamadan gitmek, o gelenek doğru bile olsa makbul değildir. Yunus suresi 100. ayette ise şöyle buyruluyor. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah pisliği aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. Bu da son derece çarpıcı bir ayet. Bu ayette iman etmenin Allah'ın bir lütfu olduğunu anlıyoruz. Ancak aklını kullanmayanların da bu lütfa erişemeyeceğini görüyoruz. Dinimizde iman etmek, kuşkusuz bir şekilde inanmak, emin olmak ve güvenmektir. Bu seviyeye ulaşmak ise ancak akıl edenlerin yapabileceği bir şeydir. Aklını kullanmayanlar ise dogmaların, safsataların ve yalan yanlış itikatların içinde kaybolmaya mahkumdur. Tövbe suresi 31. ayette şöyle buyruluyor. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeylerden yücedir. Evet, bu gerçekten çok ibretlik bir ayet arkadaşlar. Burada kitap ehlinin içine düştüğü hatadan bahsedilmektedir. Hristiyanların nasıl körü körüne rahip ve bilginlerinin peşine takıldığı ve Hazreti İsa'yı ilah edindikleri anlatılmaktadır. Ve bu durum şirk koşmak olarak tarif edilmektedir. Burada din adamlarının Rab edinilmesi, bir başka deyişle efendi edinilmesi çok çarpıcı bir ifadedir.
Biz Hristiyanların din adamlarına ibadet etmediklerini biliyoruz. Öyleyse burada kastedilen nedir? Gelin bunun cevabını da Tirmizi'de geçen aşağıdaki hadisten alalım. Adi İbni Hatim şöyle diyor. Ben Resulullah'ın yanına gittim. Ben onun Tövbe suresinin onlar hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu İsa Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler ayetini okuduğunu işittim. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, biz onlara ibadet etmiyorduk ki. Resulullah da buyurdu ki, dikkat edin, Yahudi ve Hristiyanlar din adamlarına tapmıyorlardı. Fakat onlar, hahamlar ve papazlar kendilerini bir şeyi helal kılınca onu helal sayıyorlar, bir şeyi haram kılınca da onu haram kabul ediyorlardı. Görüldüğü gibi Yusuf suresi 40. ayette de dile getirildiği üzere hüküm koymak yalnızca Allah'a aittir. Müslümanın vazifesi ise başkalarının ağzından işittiği sözleri, vaazları araştırmak ve muhakeme etmektir. Hepimiz dinimizi doğru anlamak ve ana kaynağından öğrenmekle mesulüz. Bu konuda bir başka açıklamayı da Nahl suresi 116. ayetinde görmekteyiz. Dillerinizin yalan yere nitelendirilmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Bu da din adına yargıda bulunanların son derece dikkat etmesi gereken bir husus. Kimse kafasına göre bir şeyi helal ya da haram kılamaz. Bu zaman içerisinde dinin özünden uzaklaşıp deforme olmasına veya politik çıkarlara alet edilmesine sebep olabilir. Ali İmran suresi 190. ayetinde ise şöyle buyurulmakta. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır. Görüldüğü gibi Allah ayetlerini hem kitabında hem de evrende bize göstermektedir. Ve biz de buradan akıl erdiren kişilerin bu ayetlerden Allah'a ve doğru yola ulaşabileceklerini anlıyoruz. En'am suresi 32. ayet ise şu şekilde. Dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Bu ayette de aklını kullananların olayların gerçek mahiyetini anlayabileceğini ve doğru sonuçlara ulaşabileceğini görmekteyiz. Yunus suresi 16. ayet ise şu şekilde. De ki, eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. O da onu hiçbir şekilde size bildirmezdi. Bilirsiniz ki ben sizin içinizde bundan önce yıllarca bulundum. Siz hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Bu ayette de Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu insanların muhakeme yoluyla anlayabileceği belirtiliyor. Resulullah 40 yaşına kadar edebiyatla veya kitaplarla uğraşmış biri değildir. Ayrıca dürüstlüğüyle de bilinmektedir. Akıl ve vicdan sahibi birinin bu sözlerin ona ait olmayacağını bilmesi gerekir. Hud suresi 51. ayet ise şu şekilde. Ey kavmim, bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak beni yaratana aittir. Artık akıllanmayacak mısınız? Yine bu ayette de insanlardan bir ücret beklemeksizin onların doğru yola teşvik edilmesinin de peygamberliğin alameti olduğu ve akıl ve vicdan sahiplerinin bunu anlayabileceği belirtilmiştir. Evet, böylece örneklerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de akletmek ve aklını kullanmakla ilgili daha başka birçok ayet de bulunmaktadır. Bunları kendiniz de inceleyebilirsiniz. Yayınlarımızın daha çok kişiye ulaşabilmesi için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilir ve kendi hesaplarınızda da linklerimizi paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.